İl Genel Meclisi Temmuz ayı oturumları başladı. İlk birleşiminde gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşime açıyorum. Elazığ İl Özel İdaresi'ne bağlı İl Genel Meclisi Temmuz ayı oturumları başladı. Meclis Başkanlığı'nı İbrahim Şerbet'in yaptığı oturumların ilk birleşimi gündem maddeleri ve önergelerin görüşülmesiyle tamamlandı. Toplantıda Maden Yenibahçe Köy yolunun incelenmesi, köylere yönelik hizmet götürme raporu görüşülerek karara bağlandı. Maden ilçesi Yenibahçe Köy yolunun incelenmesi ile ilgili olarak hazırlanan köylere yönelik hizmetler komisyonu inceleme raporunun okunarak konu görüşülmesi. Komisyon inceleme raporu hakkında söz alma isteyen var mı? Komisyon inceleme raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Toplantının dördüncü gündem maddesi olan Palu ilçesinde bulunan tarihi Çarşıbaşı Hamamı'nın restorasyonunun tamamlanması için 200 bin TL şartlı bağış maddesi de görüşülerek karara bağlandı. Fırat'ın saklı kenti Palu projesi kapsamında tarihi Palu Çarşıbaşı Hamamı restorasyonunun tamamlanması amacıyla bir tek gayrimenkul pazarlama ve ticaret anonim şirketi tarafından yapılacak 200 bin TL şartlı bağışı 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesi G fıkrası gereğince kabul edilmesi konusunun görüşülmesi. Değerli arkadaşlar, bu şartlı bağışı kabul yönünde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündem maddelerinin ardından meclis üyesi Osman Dilek, geçtiğimiz gün Karakoçan'da meydana gelen depremle ilgili gündem dışı söz aldı. Geçen gün şehrimizde Pirasa Karakoçan bölgesinde 5.2 şiddetinde yapılan depremde zarar gören köylerimizle ilgili baştan onlara bir geçmiş olsun diyeyim. O bölgede biz grup olarak bir inceleme yaptık. Buradaki köylerimizin sıkıntılarını, problemlerini yerinde tespit etmek için oraya bir seyahat gerçekleştirdik. Genelde vatandaşımızın, muhtarların birebir yaptığımız temasta gözümüzden gördüğümüz, tespit ettiğimiz eksiklikler var. O da yani özel idareden kaynaklı değil, devletimizden kaynaklı değil. Devlet bütün imkanları bak, jandarmalar orada milletin mal, can güvenini sağlıyor. Çadırlar, bir kısım ev hasar gören insanlara çadırlar örmüş. Fakat orada hayvanlarını koyacak yerleri yok. Muhtarlarımız pazartesi geldiler buraya. O hayvan çadırı için müracaat etmek isteyen muhtarlarımız geldi buraya. Biz önce afatı, ondan sonra tarım il müdürlüğüne yönlendirdik. Verilen cevap şu arkadaşlar, bunu herkes tespit etsin. Bak, devletimiz her türlü imkanını sunuyor. Fakat bürokrasi hatalardan buradan Sayın Valime de sesleniyorum. Ne demek ya, ödenek yok, çadır veremeyiz. Orada konuşulanlar farklı. Bak, orada konuşulanlar farklı. Taahhütler farklı. İcraata geldiği zaman buraya icraata geldiği zaman hayvan çadırlarının verilemeyeceğini, böyle bir ödeneğin olmadığını söyle. İl Genel Meclisi üyeleri Mahmut Okçuoğlu ve Şemsettin Bal da gündem dışı söz alarak Karakoçan depremine değindiler. İl başkanlarımız geldi oraya. Durum tespiti yaptılar. Elbette ki belki eksik kaldığımız yerlerde onlar kendi cereyanda vatandaşlarla köylere görüşüp eksiklerimizi giderme açısından, bölgenin eksiklerini giderme açısından kendilerince bir tespitte buldu. Bu bağlamda ben bütün parti ayırmaksızın bölgemize gelip durumlar, vatandaşın durumunu bizlere soran bütün siyasi teşkilatlara teşekkür ediyor. Tekrardan Karakoçan'ımıza ve bölgemize geçmiş olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Özellikle vekillerimiz, Vali Bey, vatandaşı karşısına alarak talepleri sorunca hiç böyle bir çadır talebi, hayvanların barınma çadır talebi hiçbir talep gelmedi. Ki gelirse biz siyasi parti olarak değil, yani özel idare, Kaymakam Bey halen sahada çalışıyor. Özel idare ekibi, müdürleri, kurumu, askeriye tüm talepleri almaktadır. Fakat bugüne kadar böyle bir talep hiç gelmemiş. Kamuoyu bilgisine teşekkür ederim.